İYİ Parti kadın politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Üzüne Yüksel, geçim sıkıntısı çeken ve gelen zamlardan bunalan Tekirdağlı kadınlarla Hasan Ali Yücel Meydanı'nda buluşarak basın açıklamasında bulundu. Aziz milletimiz, bu iktidar sizin temiz, masum duygularınızı istismar etti. Yalanlarıyla, yanlışlarıyla hayatınızı perişan etti. Basın açıklamasına İYİ Parti kadın politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşioğlu, İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner, ilçe başkanları, eski dönem İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan ve Süleyman Paşalı kadınlar katıldı. Yüksel açıklamasında ekonomik krizin ortasında hayatta kalma mücadelesi veren sevgili halkımız gittikçe hızlandıkça cebimizden ve soframızdan daha fazla çalan zam yağmuruna tutulduk. Bu yağmur bereket getiren bir yağmur değil, bereket götüren bir yağmur diyerek şunları söyledi. Gittikçe hızlandıkça cebimizden ve soframızdan daha fazla çalan zam yağmuruna tutulduk. Bu yağmur bereket yağmuru değil, bereket götüren bir yağmur. Yüksel sözlerini, biz kadınlar artık bu yükü kaldıramıyoruz ama umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Çünkü biz buradayız, İYİ Parti burada diyerek sonlandırdı. Biz kadınlar artık bu yükü kaldıramıyoruz ama umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Çünkü biz buradayız, İYİ Parti burada, kadınlar burada. Basın açıklaması sonrası programa katılan ve zamlardan bunalan Süleyman Paşa halkı Trakya Türk TV mikrofonlarına konuşarak sıkıntılarını aktardılar. Efendim merhabalar öncelikle. Sizin geçim sıkıntısı ile ilgili gelen zamlarla ilgili görüşleriniz nelerdir? Yaşama şansı bırakmadılar. Mülteci olmamız lazım. Mülteciler çok güzel yaşıyor. Türk olanlar, askerlerin yapan, vergisini yapanlar maalesef mağdur. Sizin? Ben atanamayan bir öğretmenim. Ücretli olarak çalışıyorum. O da dönemlik oluyor. O da saat başı zaten 52 lira gibi bir ücret alıyorduk. Yaz döneminde de çalışmadığımız için alamıyoruz. Vasfımız öğretmen ama babamın da dediği gibi mülteciden daha düşkün vaziyetteyiz. Allah sonumuzu hayretsin. Teşekkürler düşünceleriniz için. Sağ olun. Düşük emekli maaşı 6 milyar. Ben şu anda kiradayım. Evim satıldı. Ev arıyorum. 6 milyar kira istiyorlar. Ben nasıl geçineceğim? Ne yapabilirim? Ne yiyeceğim, ne içeceğim? Bir dul maaşı, yetim maaşı alıyorum. Ne kadar maaş alıyorsun? 6. 6 alıyorsun, 6 da kiraya veriyorsun. 6 da kira. Ben diyor, ben çarşı camiine oturacağım, dileneceğim artık. Ben ne eşim yapayım? 7 ay öncesi vefat etti. Bak engelli oğlum var. Allah razı olsun başkanımıza. Ben o yardım olmasa ben geçinemem. Evim kendime olsun olacak. Elektriğim geliyor, suyum geliyor, doğalgazım geliyor. Hani yemem içmem. Hani bu çocuğun ihtiyaçları, hani ilaçları. Bize ne maaş veriyor ki de ne şey yapıyor yani. Ne olur 6 milyarla güzelim ne olur. Dünyanın elektriğini iki kişiyiz, dünyanın elektrik parası geliyor. İki yani, kişiyiz alt tarafı dünyanın. Bir ay müsaade verdiler evden çıkmama. Alan kişi. Arıyorum ev 6 milyar. Ha. Ben o 6 milyar oraya verdiğim zaman ben ne yiyeceğim ne içeceğim. Ben hesaplarına çok kızıyorum. O kadar çok kızıyorum, çok doluyum. Artık birileri buna dur demeli. Biraz dur desinler yani. Vallahi görüşlerimiz herkesin de dile getirdiği gibi geçim sıkıntısı gerçekten var. Yok değil hiçbir şey. Mesela ben eskiden çıktığımda bir şeyler alayım diye giriyordum. Artık girmiyorum. Çünkü alamayacağımı biliyorum. Ki ben orta halliyim en azından. Artık diğerleri için ne diyebilirim bilemiyorum. Onlar hiç girmemeliler. Sanırım kartlar son derece dolu. Ay, o karttan o karta başka türlü geçinmek mümkün değil. Hele ki benzinde. Bir yere artık gezmeye, işte işe, alışverişe hiçbir şekilde araba kullanmamalı insanlar. Ve bizim insanımız bilmiyorum nedense yine de kullanıyor. Sanki onlara bir şey vermiş oluyorlar. Hani ne olursa olsun biz yine de dışarıdayız gibi. Biz yine de yaşarız gibi bence. Hani o siz ne yaparsanız yapın biz ayaktayız. Devam edeceğiz. İnşallah bunun sonunda güzel bir yere güneşe ulaşacağız diyorlar bence.